Ve beraberinde de tabii ki dev bir yolsuzluk. Yolsuzluğun beraberinde gelen bir yoksulluk. Yoksulluğu gizlemek için söylenen yalanlar. 3Y ile mücadele edeceğiz diye gelen AKP artık başımıza 3 tane Y bela etti. Yolsuzluk, yoksulluk ve yalanlar. Öncelikle sağlık. Dedim ya iyi olmak zorundayız. Türkiye'de iyi olmak şu günlerde çok zor. Koronavirüs vaka sayıları korkunç bir noktaya ulaştı. Resmi rakamlara göre bile çok feci durumdayız. Evet dünya böyle bir felaket yaşıyor, böyle bir salgın var ama bununla ancak bu kadar kötü mücadele edilebilirdi. Ancak bu kadar feci bir mücadele sonucunda bir ülke bu duruma düşürülebilirdi. Bir ülkenin vatandaşları, bir ülkede yaşayan insanlar ancak bu kadar zor durumda bırakılabilirdi ve şimdi hep beraber bunu yaşıyoruz sevgili izleyenler. Bugün vefat sayısı 341. 1016 gündür, 1017 gündür adalet arıyor çocuğu öldü. Evet, Oğuz Arda'yı hatırlıyorsunuz. Babasıyla birlikte bindiği Çorlu'da tren kazasında hayatını kaybedenlerden birisiydi. Ve bu bir tren kazası değildi. Bu ihmaller zincirinin sonucunda ortaya çıkan bir toplu katliamdı. Toplu cinayetti. Ama Türkiye'de bunu konuşamıyorsunuz. Hesap soramıyorsunuz. Adalet talep edemiyorsunuz. Adalet talep edemediğiniz gibi bile yargılanıyorsunuz. Mısra Hanım yargılanıyordu sevgili izleyenler ve ne yazık ki koronavirüse yakalanmış. Durumu da oldukça kritik ve ağırmış ki yoğun bakım almışlar entübe edilmiş umut ediyorum dua ediyorum kurtulması için inşallah kurtulur adalet için mücadele etmeye devam eder. Yaptığı hiçbir mücadele tabii ki çocuğunu geri getirmeyecek, tabii ki kocasını geri getirmeyecek, tabii ki ölenler geri gelmeyecek. Ama o ülkede, bu ülkede, bu topraklarda adaletin yeşerebileceğine dair umudumuzu diri tutan insanlar, Mısra Hanım gibiler. Vazgeçmiyorlar, pes etmiyorlar, inadına mücadele ediyorlar. O yüzden sırf bizim umutlarımızı diri tutmaları bile çok değerli. Ve bir açıklama paylaşıyorum sizinle. Genco Erkal, çizgisini bozmadan hayatının bu anına kadar yaşamını sürdürmüş, sanat yaşamını sürdürmüş bir isim. Cumhurbaşkanlığı hakaret gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. Gitti ifade verdi sevgili izleyenler. Buradan ben size okuyayım. Yani altına imzamızı atabileceğimiz cümleler söylediği için okuyorum sevgili izleyenler. Evet, bu paylaşımlar benimdir. Yeğenim 60 falan demiyor. Bu paylaşımlar benimdir. 60 yıldır politik tiyatro yapıyorum. Dünyada ve ülkemizde gördüğüm haksızlıkları, baskıları, adaletsizliği, bağnazlığı eleştiriyorum. Doğal olarak bu duruşumla askeri ve sivil tutucu iktidarları rahatsız ediyorum. Bu benim görevim. Bir yararı olacağını düşünmediğimden hiçbir zaman hakaret yoluna başvurmadım. Başkanlık sistemine karşıyım. İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların düşünceleri yüzünden hapis yatmasına karşıyım. Doğanın yok edilmesine, betonlaşmaya karşıyım. Yoksulları daha yoksul kılan çarpık ekonomik düzene karşıyım. Laik bir ülkede din olgusunun sürekli öne çıkarılmasına, siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım. Bunları hem sahnede hem de sosyal medyada sürekli anlatıyorum ama asla hakaret yok. Paylaşımlarımın neresinde Cumhurbaşkanına hakaret görülmüş, anlayabilmiş değilim diyor Genco Erkal. Dediğim gibi altına imza atabileceğim bir açıklama her şeyiyle son derece haklı. Tamamen makul olandan bahsediyor. Tamamen olması gerekenden bahsediyor. Ama Türkiye'de 128 milyar dolar nerede diye sormanız da Cumhurbaşkanı'na hakaret kabul ediliyor. Adalet istiyorum demeniz de Cumhurbaşkanı'na hakaret kabul ediliyor. Ahmet Burhan'ı hatırlıyorsunuz değil mi? 8 yaşındaydı. Kanser hastasıydı. Türkiye'de tedavi olamadı. Almanya'da bir tedavi umudu vardı. Babası tutukluydu cezaevinde. Annesi pasaportu iptal edilmiş, yurt dışı çıkış yasağı olan KHK'lı bir insandı. Çok uğraştık, çok didindik. Herkes çok uğraştı. Gerçekten herkes. Ama bir çocuğun, bir annenin bu çaresizlikle sınanması, devlet tarafından bir çaresizlikle sınanması, yalnızlıkla sınanması çok ağrıma gidiyor. Her türlü engeli çıkardılar. Bu çocuk o hasta haliyle baba annesiyle gelmek zorunda kaldı Almanya'ya. Annesi gelemedi pasaport vermedikleri için. Sonra dediler ki pasaport vereceğiz gidebilir. Havaalanında tekrar sorun çıkardılar uçağa binecekken. Yeniden tuttular göndermediler. Bir gün daha öyle geçti. En sonunda gelmeyi başardılar ama ne yazık ki artık Almanya'daki doktorlar maalesef dediler. Ve Ahmet Burhan 8 yaşında göçlü gitti. Şimdi Kamusen, iktidarın yandaşı Kamusen, Türkiye'de binlerce on binlerce memur çalışan KHK'larla ihraç edilirken Türkiye'de on binlerce yüz binlerce memurun, çalışanın, işçinin emeği gasp edilirken gıkı çıkmayan, tek kelime etmeyen, çocuklar ölürken en küçük bir sivil toplum hareketi hamlesi yapmayan Kamusen tutmuş Ahmet Burhan'ın fotoğrafını kan bağışı görselinde kullanmış. Kan bağışı reklamında kullanmış. E, tabii ki Ahmet Burhan'ın annesi benden haber almadılar ama iyi bir şeye vesile olacaksa kullansınlar demiş. Ben onun kadar bakamıyorum. Allah belanızı versin diyorum. Lanet olsun. Bir çocuk kanser hastası bir çocuk bile kıpırdatmıyor birilerinin yüreğinde bir yeri, ruhunda bir yeri, aklında, vicdanında bir yeri oynatamıyor işte. Sonra da bunu kullanıyorlar. Ahlaksızlar. Tammazlar. Başka bir sorun, sevgili izleyenler. Enkazın büyüklüğünü görün diye söylüyorum. Sözcü, muhalif bir gazete sözcü. Somali'den gelen iş insanları ve sığınmacılar Ankara'nın göbeği olan Kızılay'daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler. Neden bu haberi veriyor? Ya Ankara'nın göbeğinde diyor böyle yapmışlar diyor. Normalde bir gazetenin yapması gereken nedir biliyor musunuz? Bu insanlarla gidip röportaj yapmaktır. Tebrik ederiz ya. Yabancı bir ülkeye gelmişsiniz. Ten renginiz farklı, görüntünüz farklı, yabancı olduğunuz her yerden belli. Ve siz gelmişsiniz burada bir hayat kurmuşsunuz. Bu ülkenin kanunlarına, kurallarına uygun bir şekilde ticaret yapmaya başlamışsınız. Saçma sapan işlere bulaşmamışsınız. Dilencilik yapmıyorsunuz. İnsanları tehdit etmiyorsunuz. Toplum için bir tehlike değilsiniz. Entegre olmuşsunuz. Tebrik ederiz. Nasıl başardınız? Böyle bir başarı hikayesi olarak haberleştirilmesi gereken bir konuyu sözcü Ankara'nın göbeğe istila edildi şeklinde veriyor. Ama diğer taraftan Allah'ın Almanya'sında aşı bulan iki tane Türk, do Türk doktorla övünüyorsunuz. Övünmeyin kardeşim hakkınız yok sizin. Bu kafayla hiçbir şey yapmayın yani. Bırakın bizim ülkemiz Türkiye keşke dünyanın her tarafından insanlar Türkiye'ye gelme hayalleri kursalar. Türkiye'ye gelip iş kurma hayalleri kursalar bizim ülkemize. Türkiye'ye gelip eğitim alma, akademik kariyer yapma, Türkiye'ye gelip yaşama hayali kursa insanlar. Türkiye'nin her şehrinde siyahi insanlar görsek, çekik gözlü insanlar görsek, sarısını, siyahını, her renginden, her dinden, her kültürden insanı görsek. Öyle bir coğrafyaya dönüşsek. İnsanlar kaçmak, kurtulmak için hayal ettikleri ülke biz olsak. Kaçmayı düşündükleri ülke değil. Kaçtıklarında sığınacakları ülke biz olsak. Fena mı yani? Kötü bir şey mi? Ama haberi bu şekilde veriyor. Muhalif gazete sözcü. Muhalif sözcüden geçiyoruz. Yandaş yeni şafağa. Hangisi daha şey diye bakalım. Yandaş Yeni Şafak gazetesi de diyor ki Japonya'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin %35'inin borç vatanda olduğu saplanmış. Saptanmış. Japonya'da esnaf bitmiş yani. Yeni Şafak gazetesi Japonya'nın haline acıyor, içine düştüğü bu sefil durumdan bahsediyor. Ama Türkiye'deki konuya dair tabii ki tek kelime etmiyor. Bu haberi de Bilerek yapıyorlar. Halinize şükredin biz iyi durumdayız bak oralarda neler var diye yapıyorlar. Bu, buna işte psikolojik harp deniyor sevgili izleyenler. Buna algı operasyonu deniyor. 200 yalancılık, sahtekarlık. Yandaşlığın da bir onuru olmalı ama yandaşı olduklarının bir onuru olmadığı için kendilerinde de onurdan pek şey bulunamıyor. Eser bulunamıyor yani. Eser miktarda onur yok yani. Pahalı bir hediye yüzünden istifa eden Hediye ya gerçekten hediye böyle ha. Yani çikolata kutusu ayakkabı kutusunda gelen milyon dolarlardan falan bahsetmiyorum pahalı bir hediye gidip bir e, Alman bakana iPhone hediye edemezsiniz fiyatı önemli çünkü rakam önemli belli bir sınır var onun üstünde almazlar alamazlar alırsa istifa etmek zorunda kadar ortaya çıktığı an iş adamının özel jetiyle bir yere gitmiş sonra o iş adamı devletten bir ihale almış mümkün mü böyle bir şey? Ama bizde olayın zirvesi var. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşinin dezenfektan şirketi varmış, şirketleri varmış. Kendi şirketlerinden, kendi yönettiği bakanlığa 9 milyon liralık ürün satmış. Yani bu artık hani istifa falan değil. Bunu yapan birisi ya, istifa kurtarmaz bunu. Belki çok iddialı bir şey söyleyeceğim ama. Özellikle belli bir dönemden sonra, 2015-16'dan sonra belki de komisyonsuz en küçük bir iş yapmamışlardır diye düşünüyorum komisyonsuz buradan biz ne alacağız buradan bize ne düşecek demeden hiçbir iş hiçbir ihale yapmadıklarına inanıyorum. Keşke batının ahlaksızlığını alsaymışız ya. Keşke. Ya yalanlayacak çıkıp resmi belgelerle hayır bakın 9 milyonluk alışveriş biz onu oradan değil bilmem nereden almışız diyecek. Ama demokrasilerde oluyor böyle şeyler sevgili izleyenler. Demokrasilerde gidip hesap soruyorsunuz. Sorduğunuz soruya cevap alabiliyorsunuz. Diktatörlükle yönetilen ülkelerde yani demokrasiymiş gibi yapılan ülkelerde böyle bir şeye cevap alamazsınız. O bakan da yerinde durur. Giderse sürpriz olur. Almanya soruşturma başlattı. Türkiye kaynaklı bütün pasaportlar şüpheli duruma düşebilir. Bildiğiniz insan kaçakçılığı ağ kurmuşlar, şebeke kurmuşlar sevgili izleyenler. Biz ilk önce 43 kişiden bahsediyorduk. Oho ne 43'ler. Sayısı binleri geçen insan kaçakçılığı vakası var. Birçok şehirden var. Başı AKP'li belediyeler çekiyor. Bu organizasyonun başını. Kişi başı 5000 6000 6 bin, 8 bin, 10 bin kimisinden 20 bin euro alıyorlarmış. Avrupa'ya gelip kapağı atabilmek için insanlar Türkiye'de artık elinde avucunda ne varsa veriyor. Yeter ki buradan kurtulalım diyor. Almanya'ya geliyor burada kaçak olarak yaşıyor. Ve buna da AKP'li belediyeler ön ayak oluyorlar. Tabii ki dediğim gibi Almanya bir kez kandırılır böyle konularda. Bir kez kandırılır sonra olan Türk pasaportu olur? Bir pasaport ülkenin itibarıdır. Hani geçenlerde Meral Akşener şey İtalya Başbakanına kızıyordu ya. Bizim Cumhurbaşkanımıza böyle diyemezsiniz falan. Bir ülkenin itibarını Cumhurbaşkanından önce pasaportu belirler. O pasaportu masaya koyduğunuzda pasaportun değeridir ülkenin değeri. Yoksa Cumhurbaşkanları ölür gider canım Cumhurbaşkanı devrilir başkası gelir. Bundan önce gelen Cumhurbaşkanları gibi. bundan sonra da Cumhurbaşkanları gelir yani. Yöneticiler değişir, partiler değişir. Ama bir ülkenin itibarı orada duracak o pasaport. Üzerinde ay yıldızlı pasaport orada duracak. O gidecek öbürü gidecek. İtibar dediğimiz şey bundan ibaret. O yüzden sürekli yayınlıyorlar dünyanın en itibarlı pasaportları diye. Tabi AK Parti'den beklenen hamle geldi sevgili izleyenler. İyi Partili ve CHP'li belediyeler de varmış dediler. 3 yaşında çocuk savunması. 3-4 yaşındaki çocuk savunması sevgili izleyenler. Ama o da yaptı. O da bana vurdu, o da bana güldü. Anne o bana bakıyor. Ulan siz devleti yönetiyorsunuz. Özür diliyorum böyle ulanlı falan konuşuyorum ama devleti siz yönetiyorsunuz. İster o belediye CHP'li olsun, ister AK Partili olsun, ister İyi Partili olsun, ister HDP'li, ister MHP'li hiç fark etmez. Devleti siz yönetiyorsunuz. Pasaportu siz veriyorsunuz. Hükümet sizsiniz. Bunların tamamından siz sorumlusunuz. 128 milyarla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dan gelmiş. Hiç kimsenin yolsuzluk yapması söz konusu değil. Mümkün değil. Biz varken bizim dışımızda hiç kimsenin cümleyi böyle okuyun bakın. Biz varken ya da bizim dışımızda ekleyelim. Bizim dışımızda hiç kimsenin yolsuzluk yapması söz konusu değil. Biz varken hiç kimsenin yolsuzluk yapması söz konusu değil. Kuzey Kıbrıs'ta avukatlardan yargı bağımsızlığına sahip çıkıyoruz eylemi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı başka bir ülkenin bağımsız bir ülke olarak tanıdığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anayasa Mahkemesine atar yaptı. Kendisi orayı bağımsız bir devlet olarak görmüyor ki. Orayı arka bahçesi olarak görüyor. İstediğini yaptırabileceği yer olarak görüyor. Seçimlerine müdahale edebileceği yer olarak görüyor. Ve ne üzerinden? Kur'an kursları, din, iman yine aynı sömürü noktasından ilerliyorlar. Diyorlar ki Erdoğan ve birçok yetkilinin Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kursu kararının içeriğini bilmeden veya kasten çarpıtarak yaptığı açıklamalar yargı organımıza yönelik ağır bir saldırıdır. İçeriği gerçekten bilmiyor olabilirler. Bu ayrı. Çarpıtmaları da son derece doğal. İki ihtimalle geçerli. Yani ortada kesinlikle bir cehalet olabilir bu %100 ihtimal. Öbürü de çarpıtma %200 ihtimal. Yani bilseler de bilmeseler de onu çarpıtırlar zaten. Yardım söylentisi nedeniyle Kızılay'ın önünde sıraya girenler polis anonsuyla dağıldı. O görüntüleri gördünüz değil mi Şanlıurfa'da filan patates çuvallarına insanların nasıl kapıştığını. E resmen enkaz altındayız farkında değiliz. Artık böyle eklemlerimizin sırtımızın ağrısına o kadar alışmışız ki kambur yürüdüğümüzün farkında değiliz. Birisi tutup böyle sırtımızı düzelttiğinde onu düşman zannediyoruz. Az dik dur. Az dik dur. Çok eğildin. Bak kambur kalacaksın. Eklemlerin, kemiklerin eğilecek, omuriliğin yamulacak diye tutup itene de canımı acıttın diye düşman belliyoruz onu. Bir çuval patatesi büyük bir heyecanla kapan, evine götüren insan bizim annemiz babamız olabilir. Ama hepsinden de öte bu insanları bu yokluğa mahkum etmek çok ağır.